Efendim mutlu akşamlar. 18 Ağustos Cuma, hafta sonuna giderken ana haber bülteninde TV100 ekranlarında gelişmeleri aktaracağız, paylaşacağız. Hızlıca da başlayacağız vakit kaybetmeden. Yine aynı senaryoyla karşı karşıya kaldık. Yine DAEŞ bahanesine sarıldılar. Suriye'de teröristlerle ortak tatbikat yapıldı. Amerikan ordusu Kamışlı'da PKK-YPG'li teröristlerle kirli bir işbirliğine daha imza attı. Öncekiler gibi. İki gün süren tatbikatta ağır silahlar kullanıldı. Amerikan askerleri teröristlerle el ele kol kola görüntü vermekten yine kaçınmadı. ABD PKK-YPG'li teröristlerle kol kola. Kirli işbirliği böyle görüntülendi. Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Amerikan güçleri terör örgütüne silahlı eğitim desteği vermeye devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen YPG'ye desteğini kesmeyen Amerika, terör örgütüyle arasındaki işbirliğiyle bir kez daha gündeme geldi. Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren Amerikan ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı. ABD ordusu Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki El Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK-YPG'ye askeri eğitim veriyor. Terör örgütünün finans ayağı Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonla deşifre edildi. PKK'nın eylem ve orman yangınlarındaki sabotaj ekibine örgütün talimatıyla finansman sağlayan orman katilleri tek tek yakalandı. Terör örgütünün finansman ayağı deşifre edildi. Ormanlarımızın katilleri tek tek yakalandı. Adana Emniyeti, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri, terör örgütü PKK'nın eylemleriyle ilgili soruşturmada çalışmalarını derinleştirdi. Çalışmalar sonucu terör örgütünün talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin yurt dışı kaynaklı finanse edildiği saptandı. Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşifle eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların dağıtımını yaptığı öne sürüldü. Ekipler Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün tüm dünyanın gözü İstanbul Boğazı'ndaydı. Neden? Çünkü Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan demir alan ilk gemi Türkiye'ye ulaştı. Sadece Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kalarak ilerleyen tahıl yüklü gemiye herhangi bir Rus müdahalesi söz konusu olmadı. Rusya'ya rağmen gerçekleşen bu ilk seferde geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini uluslararası medya dikkatle takip etti. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı. Hong Kong bandralı Josef Schulte adlı gemi çarşamba günü Ukrayna limanından ayrılarak İstanbul Boğazı'na doğru yola çıkmıştı. Tüm dünyanın seyrini yakından izlediği Josef Schulte konteyner gemisi Ukrayna'nın Odessa limanından ayrıldıktan sonra kıyıdan 80 mil açılarak kısa süreliğine uluslararası sulara girdi. Gemi Tuna Nehri Deltası bölgesinde tekrar uluslararası sulara çıkarken bu iki seferde de gemiye Rus donanmasından bir müdahale olmadı. Josef Schulte konteyner gemisi yolculuğunun devamında ise kıyıya 12 mil mesafede seyrederek Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kaldı. 30 bin ton yük taşıyan gemi Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi.
Rusya gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden iki kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti. Karadeniz'de yaşanan gemi baskını Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu. Onunla ilgili Türkiye'den Rusya'ya bir ikaz var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Palau Bandıralı Türk Gemisi Şükrü Okan'a baskın düzenleyen Rusya'nın gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçması için uyarıldığını bildirdi. Rus askeri Palau Bandıralı Türk gemisi Şükrü Okan'a 13 Ağustos'ta baskın düzenledi. Ülkenin Savunma Bakanlığı da o baskının görüntülerini yayınladı. Yapılan operasyona Türkiye'nin tepkisiz kaldığı iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Açıklamada Şükrü Okan gemisine baskının Türk karasularında değil uluslararası sularda gerçekleştiğinin altı çizildi. Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan bayrak devletidir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir. Gemiye yapılan müdahalenin ardından Rus yetkililerinin ikaz edildiği bu sözlerle duyuruldu. Türkiye'nin baskına tepki göstermediği haberlerinin ise manipülasyon içerdiği vurgulandı. Rus Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde baskın anı ve sonrasına ilişkin kareler yer almıştı. Görüntülerde gemiye K-29 tipi helikopterlerle inen askerlerin uyarısıyla mürettebatın elleri başlarının arkasında diz çökmüş halde yer alması dikkat çekmişti. Rusya ise söz konusu baskının yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için uluslararası gerekliliklere uygun denetim faaliyeti olduğunu savunmuştu. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden bir görüntü gelecek şimdi ekrana. Arkamda da bir kısmını görüyorsunuz zaten. Bu bölge Barış Gücü askerlerinin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşadığı alan. Barış Gücü askerleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başlattığı Pile Yiğitler Yolu projesini engellemeye çalıştılar. Aslında oradaki bölge sakinleri durumdan çok şikayetçi. Çünkü 10 dakikalık bir mesafeyi 1 saatte gidiyorlar. Bunun engellenmesi için de o yolun yapılması gerekiyor. Bunun için harekete geçildi fakat Barış Gücü askerleri engellemeye çalıştılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise kendilerine ait alana çekilen telleri kepçelerle yıktı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri arasında dikenli tel krizi yaşanıyor. Gerginliğe neden olan Pile Köyü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum kesimini ayıran sınırda yer alıyor. Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil At üzerinde kurulan köye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ulaşımın kolay sağlanması için Türk tarafı Pile Yiğitler Yolu projesi başlattı. Barış Gücü askerleri projeyi engellemek için alana beton bloklar yerleştirdi. Türkleri engellemek için araçlarını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına park etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ise Birleşmiş Milletler'e ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı. Barış Gücü askerleri projeyi engellemek için bu kez dikenli tel çekti. Türk yetkililer telleri bir dozer yardımıyla tamamen yıktı. Bu sırada Barış Gücü askerleri ile Türk güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı. Gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu projeden geri dönüş olmayacağı yönünde açıklamada bulundu. Pile Yiğitler Yolu projesinin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını vurguladı. Evet.
Ertuğruloğlu, Rum'un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır dedi. Komployla karşı karşıya olduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'e kendilerini engellememeleri uyarısında bulundu. Kararlılık mesajı verdi. Biz bu yolu yapacağız, geri adım atmayacağız dedi. İsveç'te yine bildiğimiz gibi İslam dininin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar bitmek tükenmek bilmiyor. Bugün yine büyük bir saygısızlık vardı. Polis eylemi durduracağına eylemciyi korudu. Öncekilerde olduğu gibi Kur'an'ın yakılmasını engellemeye çalışan kadını da gözaltına aldı. Kur'an-ı Kerim'i yakana değil, söndürmeye çalışana müdahale ettiler. O saygısızlığı yapanı ise 20 polis aracı ve 100 polisle korudular. Bu adamın adı Salvan Momika. Irak asıllı. Ülkedeki serbestlik ortamını suistimal etti. Defalarca İslam dininin yüce kitabına karşı saldırılar düzenledi. Bu kez yer olarak İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geldi. İsveç polisi adeta etten duvar ördü. Çevredekilerin tepkisine rağmen kutsal kitabın ve İran bayrağının üstüne bastı. İran Cumhurbaşkanı reisinin fotoğrafını çıkardı, ardından da ateşe verdi. O sırada bir kadın Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Elinde yangın söndürücüyle koştu. Momika korkuyla kaçarken polis kadının üstüne atladı. Söndürmesini engelledi. Ardından da gözaltına aldı. Momika eylem sonrası olay yerinden zırhlı araçla ayrıldı. İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar çoğaldı. Polisin provokasyonlara izin vermesi büyük tepki çekiyor. Ancak ne hükümet ne de polis tavırlarından ödün vermiyor. Dört milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi yeni zam teklifi bekliyor hükümetten. Çünkü önerilen ikinci zam teklifi de kabul görmedi kendileri tarafından. Teklifin revize edilmesini istiyorlar. Memur sen üyeleri açıklamalarda bulundu peş peşe. Seslerini bu kez de bakanlık önünden duyurmaya çalıştılar. Gözler şimdi 22 Ağustos'ta iktidarın masaya getireceği üçüncü teklife çevrildi. 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 yılı ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 için 2 puanlık artış önerildi, 2025 içinse teklif değişmedi. İktidarın %34'ten %36'ya yükselttiği ikinci zam teklifi de memuru tatmin etmedi. Hakikaten anlaşılabilir değil. Memur sen yeni teklif için gözlerin çevrildiği 22 Ağustos öncesi meydanlara çıkma kararı aldı. Hükümetin zam teklifine itirazlarını dile getirdikleri adresse bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı. Kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifi protesto ediyoruz. Sesimizi duyurmak için 81 ilimizde alanlardayız, meydanlardayız. Kamu işvereninin ayakları yere basan piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde takvim daraldı. 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü yeni haftaya çevrildi. Kritik buluşma öncesi maaş zammı dışındaki diğer beklentiler de dile getirildi. Refah payı dedik, ses yok. Emekli maaşı ile ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyane yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, ses yok. Taraflar 22 Ağustos'ta da anlaşamazsa 23 Ağustos'ta hakem kurulu devreye girecek. Kurul 31 Ağustos'a kadar kesin kararını verecek. Maalesef beklentimizi hala anlayabilmiş değil. Sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır. Ortaya atılan bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle sosyal mecralarda çok konuşulmaya başlandı. İddia odur ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti. O haberlere yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddia ve yorumların amacının piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik yaratmak olduğunu ifade etti.
itibar etmeyin dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sundu. Şimşek'in istekleri yerine getirilince istifadan vazgeçti. Söz konusu iddialara bir yalanlamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Paylaşılan bilgi notunda Hazine Bakanı'nın görevinin başında olduğu vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz. Yapılan açıklamada iddiaların yer bulduğu haber kuruluşlarının fotoğraf karelerine de yer verildi. Bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası komşu polemiği tam gaz devam ediyor. MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçim için komşu olalım çağrısına İYİ Parti'den gelen olumsuz yanıtlar MHP'lileri kızdırdı. Son tepki MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan. Bu çağrı İP'nin, İP'in haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür dedi Ataman. Ve milletin 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti'ye unutamayacakları bir ders vereceğini söyledi. Çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Grup ve ekiplere bölünen bir siyasetin... Her şey MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski yol arkadaşlarına yaptığı bu çağrıyla başladı. İYİ Parti'den üst üste gelen olumsuz yanıtlar MHP yönetimini kızdırdı. Türkiye'ye dair görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşıyoruz. Bahçeli'nin A takımı İYİ Parti'den gelen açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Son açıklamada MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına çağrısı İYİ Parti'nin vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışıldı. Sayın Genel Başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı, şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İYİ Parti'nin haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür. Kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Ataman, İYİ Parti'nin Türk milliyetçiliğini bir maske gibi kullandığını, ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa onlarla aynı çatı altında buluştuğunu savundu. Buna karşılık Türk milliyetçilerinin evi MHP ile komşu olmaktan rahatsız olduklarını dile getirdi. Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara 14 ve 28 Mayıs'ta nasıl dersini verdiyse 31 Mart yerel yönetimler seçiminde de iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara unutamayacakları bir ders verecektir dedi. Türk olmak bir şereftir. Türk tarihine hakkıyla sahip çıkmak bir şereftir. Seçimler sonrası Yalova'da köyüne çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce şimdi de ailesiyle birlikte tatile çıktı. Bodrum'da görüntülendi İnce, denize Bitez'de halk plajından girdi. Sıcaktan bunalınca denize girdi, ailesiyle birlikte yemek yedi. Adaylıktan çekiniyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yoğun siyasetin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Cumhurbaşkanı adayı olan, sonra adaylıktan çekilen İnce yoğun ve stresli bir dönem geçirdi. Bu yüzden sağlık sorunları da yaşadı. Mitinglerini erteledi. Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. İnce siyasetin stresini ve yorgunluğunu atmak için ailesiyle birlikte tatile çıktı. Bir plajda görüntülenen İnce ailesiyle zaman geçirdi. İnce denizde de halkın arasına karıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı sıcaktan bunalınca kendisini denizin serin sularına bıraktı. Efendim, cinayet, değişim saati bahanesiyle yaşlı ve hasta bir yolcuyu almama onunla da bitmiyor. Ve karayolun ortasında bir kavga. İstanbul'un sarı çilesi bu. Büyüyerek devam etmekte, sürüyor. Tüm bunlar sadece bir gün içinde taksicilerin karıştığı ve görüntülenen olaylar. Yola fırlattı.
yere serilinceye kadar vurdu. Hayatını kaybetmesine neden oldu. Hepsiniz değişime gidiyorsunuz ya. Üçte gerçekten değişim var. Bak kadın rahatsız ya. Değişim saatim var dedi, hasta ve yaşlı kadını aracı almadı. Bir diğeri de karayolunda kavgaya neden oldu. Belediye bunlarla ilgilensin yani. İstanbul'un taksi ve taksici sorunu büyüyerek sürüyor. Taksiciler her gün yeni bir olaya karışıyor. Taksiciler yolcu seçme, kısa mesafe gitmeme, fazla ücret isteme gibi konularla da sık sık gündeme geliyor. Bu görüntüler İstanbul'un Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde kaydedildi. Beyoğlu'nda Fas uyruklu 57 yaşındaki Jamal Duman, Şişli'deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksici adamı gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracını almadı. Duman sinirlendi, aracın tamponuna vurdu. Taksici indi, üzerine yürüdü. Sonra da yumruklamaya başladı. Taksici çok öfkeliydi. Faslı adama yolun ortasına serilinceye kadar vurmaya devam etti. Başını asfalta da çarpan faslı adam kanlar içinde yerde kaldı. Taksici kaçtı. Duman gelen ambulansla hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kısa süre sonra yakalanan taksici ev hapsi cezasına çarptırıldı. Beyefendi neden yolcu almıyorsunuz? Hasta ya. Saati mi doldu diyor? Ya hepinizin mi saati doldu vallahi ya? Bu görüntüler de Fatih'ten. Yaşlı kadın kızı ve torunuyla birlikte hastaneye gitmek için taksiye binmek istedi. Geçmiş olsun teyzemin neyi var? Teyze hasta, hemen öbür hastaneye yetişmemiz lazım. Randevusu geçiyor. Ha, kimse almıyor sizi. Onlarca taksi geçti, hiçbiri durmadı. Bu değişim saatleri hiç bitmiyor. Her zaman mı değişim saati oluyor? Güçlükle ayakta duran yaşlı kadın dakikalarca bekledi. Taksicilerin hepsinin bahanesi değişim saatiydi. Hepsiniz değişime gidiyorsunuz ya. Üçte gerçekten değişim var. Bak kadın rahatsız ya. Yaşlı kadın ve ailesi bu görüntüleri çeken vatandaşın da yardımıyla güçlükle taksi bulabildi. Bu görüntülerde İstanbul Kadıköy'den. Bu kez bir taksici E5 karayolunda seyir halindeyken otomobil sürücüsüyle yol verme tartışmasına girdi. Araçtan inen otomobil sürücüsü ve yanındakiler taksiciyi darp etti, taksiyi tekmeledi. Grup daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. Yenilenen Büyük İstanbul Otogarı'nda ortaya çıkan görüntüler çok çarpıcı, şoke edecek cinsten. Otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar olası bir tehlikeyi gözler önüne seriyor. Şoför esnafı olarak bu otogarda bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. En baştaki park sorunu. Mesela sabah geliyoruz, akşama kadar park edecek yer yok. İkinci bir şey temizlik sorunu had safhada. Etrafa saçılan çöpler, çürüyen kolonlar. Vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti. Bir an önce önlem almalarını isteriz yani. Biz Adıyamanlıyız, depremi yaşadık, gördük. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl yeniledik demişti. Ancak otogarda çürüyen kolonlar ve dökülen sıvalar dikkat çekti. Tabii ki yani bu İstanbul'u beklenen büyük bir deprem var. Bu Allah korusun, eğer öyle bir şey olursa bu İstanbul Otogarı'nda yani burada bir sürü insan. Büyük İstanbul Otogarı'nın sorunları bununla da bitmiyor. Otobüs şoförleri güvenlik sıkıntısının da olduğunu söylüyor. Her türlü sıkıntımız var. Özellikle burada güvenlik açısından hiçbir şeyimiz yok. Güvenlik yok yani, hırsızdan dolayı korkudan yatamıyor. İstanbul'da özellikle İstiklal Caddesi'nde adım başı rastlamak mümkün. Saç ektirdikten sonra o meşhur beyaz bandanayla dolaşan turistler. O görüntü çoğu kişiyi rahatsız ediyor, fakat saç ekiminde liderliği oynayan Türkiye için de büyük bir gelir kaynağı onlar. O yüzden rahatsız olanlara kötü bir haber var. Bandanalı o adamlar önümüzdeki aylarda daha çoğalacak, daha çok göreceksiniz onları. Zira Türk uzmanları güvenilir bulan turistler Eylül ayı için rekor bir rezervasyon yaptırdı.
erkekte de malum biliyorsunuz saç çok önemli. Saç gittiği zaman ister istemez belli bir noktada sıkıntıya düşebiliyorsunuz psikolojik olarak. Tabii şu anda üniversite çağındaki saçlarıma kavuşmak hakikaten çok büyük keyifli benim açımdan. Önlerim çok bayağı bir açılmıştı. Arkaya doğru bayağı bir açılma meydana gelmişti. Bu da beni çok üzüyordu. 8 sene böyle geçti. Ama 8. senede artık dedim ki vakit geldi, çok fazla ötelememek lazım. Telefonlarımız susmuyor. Eylül ayı sağlık turizmi açısından patlama yaratacak bir ay olacak. Yurt dışından inanılmaz bir talep var. Tatil için geliyorlar ve 3 günlerini bize ayırıyorlar. Saç problemi kiminin özgüvenini etkiliyor, hatta günlük hayatını da. Bu yüzden son yılların trendi saç ekimi. İstanbul'da buna çokça şahit oluyoruz. Daha kafasında pansumanı ama alışveriş aşkıyla yanan ve alışveriş merkezlerine dolanan hastalar, saç ekimi geçirmiş hastaları görüyoruz. Süreç ortalama yaklaşık 6 ay ve 7. ay gibi %70, %65 oranlarında kendini göstermeye başlıyor. Bu operasyon saati de yapılacak olan işlemin, ekilecek olan greflerin sayısına göre gene değişmekte. Minimum 5 saat, maksimum 8-9 saatleri bulabilecek bir operasyon süreci gerektiriyor. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan ya da Amerika'dan Türkiye'ye gelişler çok fazla. Uzmanına göre de Eylül ayında saç ekimi için gelişler daha da artacak. Gelen misafirler bu vesileyle hem tatillerini yapıyorlar hem de saç ektiriyorlar. Avrupa'da yapacağı işlemin belki burada %30'unu verip belki de çok iyi bir paket alırsa hem seyahatini yapıp hem de saç ekimi yapıp ülkelerine dönebiliyorlar. Tedavi sürecini tamamlamak isteyen hastalar için gerçekten çok kıymetli ve bütçesel olarak da çok önemli. Şu anda çok mutluyum. Hayatım bu anlamda çok değişti. TV100'ün Kanver Türkiye'm kampanyasına destek büyüyerek devam etmekte. İzmir'in Seferihisar Belediyesi de kampanyaya kulak verenlerden. Belediye Başkanı personellerle birlikte soluğu Kızılay'ın kan aracının başında aldı. Yani bir can kurtarmak, bir hayat kurtarmak çok önemli bizim için. Bizim için de öyle. Bu yüzden TV100 kan bağışı kampanyası başlattı. Kan ver Türkiye'm dedi. Hayat ver, kan ver, insanlara can ver diyorum. Onun için Seferihisar halkını buraya kan vermeye davet ediyorum. TV100'ün oldukça önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan kan bağışı kampanyasına ilgi çığ gibi büyüyor. Kampanyaya bir destek de İzmir'in Seferihisar ilçesinden geldi. Kan ver Türkiye'm diyerek başlattığımız kan bağışı kampanyasına İzmir'in Seferihisar ilçesinden de destek geldi. İlçenin Cumhuriyet Meydanı'na kan bağışı aracı kuruldu. Hem belediye personeli hem de vatandaşlar buraya gelerek kan bağışı yaptı. Seferihisar Belediyesi TV100'ün çağrısına kulak verdi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve personeller kan verdi. Biz de Seferihisar Belediyesi olarak bugün bu kampanyaya destek vermek istedik ve arkadaşlarımızla beraber buradayız. Böyle bir kampanya öncülük yaptığı için TV100'e de tekrar teşekkür ederim. Sadece belediye çalışanları değil, Seferihisarlılar da soluğu Kızılay'ın kan aracının başında aldı. Ülkemizdeki kan eksikliğinden dolayı hem de kendi vücut sağlığım için kan bağışı yapıyorum ben. Kampanya için TV100'e teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tüm vatandaşları kan vermeye davet etti. Herkesi, Seferihisar halkını buradan bu kampanyaya destek vermek için davet ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yani kan her zaman lazım olan bir şey. İstenildiğinde değil, depolanması gereken bir şey. Onun için her verilen kanın bir insan, bir hayat kurtaracağını kimsenin unutmamasını istiyorum.